Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün size bir günümü anlatacağım bir video çekiyorum. Bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde Dadali kardeşinizin bir günü nasıl geçiyor onu göreceksiniz. Peki neler olacak onları söyleyeyim. İşe gideceğim arkadaşlar. Para kazanacağım biraz. Ondan sonra eski kameramı eBay'den sattım. Postaya vereceğim. Sonra Media Market'e gideceğim. Yeni kameramı alacağım. Ondan sonra akşam okula gideceğim. Okuldan dönüş yapacağım. Bir günümü de böylelikle görmüş olacaksınız. Bir günlük tempom nasıl onu görmüş olacaksınız. Şimdi dişlerimi fırçalayayım. Sonra bisikletime bineyim. İşe gideyim. Lasciatemir cantare. Lasciatemir cantare. Con la chitarra in mano. Lasciate. Sono un italiano. Hadi gidelim gari. Aldık bisikletimizi. Şafak operasyonu ile birlikte işe gidiyoruz. Bugün hava bulutlu biraz. O yüzden bir daha karanlık görüyor. Almanya'da eğer ki hava karanlıksa ve bisikletinizin ışığı yoksa cezası var arkadaşlar, haberiniz olsun. Vallahi kim görür deme, bir bakmışsın arkamdan bir polis geçiyor. Polis burada zaten her şeye bakıyor. Bisikletliye de bakıyor, kriminale de bakıyor, şeye de bak, asayişe de bakıyor. Trafiğe de bakıyor, hepsine bakıyor yani. Ortam aniden sis bastı. Vallahi sırlar dünyasındaki o ortam oldu anasını satayım. Vardı ya arkadaşlar eskiden pis FETÖ'cü dizileri vardı ya. Sırlar dünyası, kalp gözü. İki kelimeli oluyor değil mi genelde bunlar? Beşinci boyut, altıncı kerane, dördüncü murat, gök nişanesi. Eğer sis olduk la! Kaldırın la bu sisleri, göremeyik. Neyse şimdi işe gideceğim. İşten de görüntü çekeceğim. Ondan sonra iş çıkışı da size Almanya'ya gösteririm. Bir yere ayrılmayın ha. Bir saniye sonra işteyim. Ne dedim? Bir saniye sonra iş yerindeyim dedim. Teknoloji böyle. Bir saniye iş yerine gidiyorum. Bir saniye sonra iş yerinden çıkacağım. Göreceksiniz. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin. Size güzel bir sürprizim var. Sürprizimi söyleyeyim mi? Döner yedirmeye götüreceğim size arkadaşlar. Almanya'dan Türk döneri yedireceğim. Enfes, enfes. Harbiden hayvan gibi yiyip yiyip bitiremiyorsunuz. İş yerinde size şunu göstereyim. Şimdi mola saatine çıktık. Bakın hani yazın sıcak zamanlarında şu yeşillik alanda şöyle şeylerimiz var arkadaşlar. Göstereyim. Şöyle yataklarımız var. Burada yazın bahçede şey yapıyoruz. Sen şu bahçede güneşleniyoruz. Ama şu an biraz soğuk olduğu için çıkmayacağım. Bu da böyle bir olay. Bir saniye sonra işten çıkınca sizi döner yedirime götüreceğim. Evet arkadaşlar şimdi işten çıktım. Ne dedim size? Bir saniye içerisinde işten çıkacağım. Şimdi de Media Market'e gidiyoruz arkadaşlar. Yeni kameramı alacağım. Size belki Media Market'ten de görüntüler çekerim. Ondan sonra da nereye gideceğiz? Döner yemeye gideceğiz. Ondan sonra da postaya gideceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bilin bakalım nereye geldik? Media Market arkadaşlar. Almanya'da Media Market. Burada da benim arabam var. Bakın Almanya'da araba o kadar ucuz ki ben araba almaya tenezzül etmiyorum. Bisikletle geziyorum her yere. Şimdi gidelim. Okay. Das sind dann 629 Euro. Okay, kann ich mit Karte bezahlen? Ja, selbst. Okay. Vielen Dank. Danke schön. Evet arkadaşlar. Kameramız burada. Güzel oldu ama yalnız saçmalık, ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şu an çantamda yer yok. Kamerayı nereye koyacağımı bilmiyorum. Neyse. Şimdi gidelim döner yiyelim.
Acıktım vallahi. Evet arkadaşlar, hani siz benim videolarımı falan izliyorsunuz ya, ben de bir sanki bir bokmuşum gibi. İzlemeyin lan, çıkın abonelikten. Ya şu an bir Almanla bir Türk'ün arasındaki farktan bahsedeceğim arkadaşlar. Yani bu insanın nasıl oluyor da ben kanalını takip ediyorum diye kendinizi sorgulayın. Şimdi çok basit iki görev var, tamam mı? Bir tane şöyle bir kutu var. Bunu sabah kendimle beraber alacağım, işe götüreceğim. Dönüşte de yeni kameramı alacağım, eski kameramı da postaya koyacağım. Tamam, bu kadar basit mesele. Eşim dün, Alman eşim, dün bunu hepsini düşündü, planlamış. Beni uyardı, dedi ki ona göre çanta al dedi. Ben dedim, he kesin alırım. O iş bende ya, o iş bende falan yapıyorum. Şu an eski kameram çantamda. Şu çantayı aldığım için kameraya yer yok. Öteki kamera da, yeni kameram da elimde. Böyle bisiklet kullanarak eve gitmeye çalışıyorum. İyi ben diyorum, bu Almanya'da ölüp gitmiyorum anasını satayım ya. Bu zekayla, bu kafayla. Ulan tekerle de bisiklet kullanmak ne kadar zormuş anasını satayım ya. Ha bir de şunu da bilmiyorum ya. Tekerle bisiklet kullanmak yasak mı değil mi? Üstüne bir de ceza yersek tadından içilmez ha. Neyse şu bir 10 dakika daha kaldı. Ondan sonra postayı vereyim, eski kamerayı da kurtulayım şu lanetten. eBay Kleinanzeigen arkadaşlar. Almanya'ya geldiğinizde birçok şeyi çok ucuza satın alabilirsiniz. Kamera, dijital, herhangi bir telefon. Ben o siteyi keşfettikten sonra neredeyse bütün alışverişimi oradan hallediyorum ama bu sefer yeni bir kamera aldım. Media Market'ten bayağı bir indirim vardı. 630 euro tuttu kameram. M50 Mark 2. Birleri kötüymüş, ikileri bayağı iyiymiş. O yüzden 2'yi aldım. Birleri çok becerememiş, Canon. Canon kamerasıyla artık videolar çekeceğim size. Şimdi caddeye çıktım. Umarım polis geçmez ve umarım yasak değildir tekerle bisiklet kullanmak. Şuna bakın ya. Resmen Suriyelilere döndüm. Onlar biniyorlar yani. 6 kişi motora biniyorlar. İşte çamaşır makinesi artı buzdolabı artı gardırop artı baza malzeme taşıyorlar ya, ben de aynen elimde eşya taşıyorum bisiklette. Oh my god. God my oh. Şurada yol bende. Bakın kardeşler, şehir içine geldim. Artık tek elle bisiklet kullanmak istemiyorum çünkü kaza maza yaparım aman diyeyim. O yüzden bisikleti iterek götüreceğim. Lanet olsun ya, ne güzel video çekecektim bugün ya valla. Sakarlığımın yüzünden, aptallık mı desem, sakarlık mı desem, onu artık siz şey yapın, ayarlayın. Neyse arkadaşlar, döner işi iptal böylelikle başka bir zamana. Harbiden çok seviyorum buranın dönerini. Ekmeğin içine eti bir boca yapıyor. Yiyip yiyip bitiremiyorsun. Neyse ağzım sulandı zaten anası satayım. Şimdi eve gideceğim, kamerayı açacağım ve ne yapacağım? Okula gideceğim akşam arkadaşlar. Okulu da gösteririm size. Bence güzel bir içerik olacak. Yani Almanya'ya geldiğinizde sizin de geçmeniz gereken marhaleler olacak arkadaşlar. Bilin yani, öyle Almanya'ya geldin mi hayat dört dörtlük olmuyor. Sonunda eve geldik. Saat 4. 2 saat sonra kurs için yola çıkacağım, yine bisikletle kursa gideceğim. Hayaller Paris, hayatlar Somali oldu yine. Ne güzel döner yiyeceğiz diye yola çıktık. Yediğimiz şurada dünden kalan salatayla ekmek oldu anasını satayım. Neyse zaman yok, yemek yapacak. Şimdi arkadaşlar, hani planda yokken kutu açılışı yapmış oldum. Hızlandırılmış kutu açılışı olmuş olsun. Valla vlog dediğim böyle olur abi. Zengin bir vlog işte. Her şey var. Kutusu böyle. Saçma bir kutu işte. Değil mi? Şeyler var da, kutu açılış videoları. Bu çantası arkadaşlar. Seni böyle uğurluyorum. Bu da kamera. Enteresan bir kamera. Bu var ya, bununla canlı yayın falan da yapabiliyorsun arkadaşlar. Direkt bilgisayara bağlamadan Wi-Fi üzerinden canlı yayın yapabiliyorsun. Bu çok güzel bir özellik aslında. İtalya'dan size bol miktarda canlı yayın yapacağım. Bak burada da aynı onun reklamını yapmışlar. Bak bir tane 16 GB'lık hafıza kartı çıkıyor. Bozarsanız nasıl yaparsınız diye bir sürü gereksiz kağıt. Ulan Türk kılavuz okur mu lan? Kemeri çıkıyor böyle bir tane saçma bir kemer. Oh my god. Abi çok küçükmüş ya. Abi wow. Abi ben hiç bu kadar küçük olacağını tahmin etmemiştim. Ki zaten küçük diye. Küçük ve fonksiyonel diye bunu aldım. Harbiden de çok küçükmüş ya. Aynasız kamera arkadaşlar. Aynasız DSLR. Vallahi çok güzel aslında. Bayağı bir araştırdım bunu da. Lensi de var bir tane. Tam böyle YouTuber'lar için birebir
üretilmiş bir kamera. Eğer ki YouTube'a başlayacaksınız arkadaşlar, hani çok böyle aşırı profesyonel, sizi yoracak kameralar değil de böyle hızlı, pratik kameralara ihtiyacınız var. Ya tamam, bundan daha iyi kameralar var da bu sizi çok yoruyor. Bu işlerde tak çalıştır olacak. Şak 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 şak. Anladın mı? Pratik kameralar ihtiyacımız var. Akşam kursu da merak ediyorsanız video izlemeye devam edin abi. Ben şimdi uzun uzun çekmeyeceğim burayı. Fiyatını soranlar olur kesin. 630 euro arkadaşlar. Yine ben. Bugün benden kurtulamayacaksınız. Ulan ne bitmez günde ha. Vallahi billahi. Şu arabaların gıcırlığına bak ya. Olmadı şöyle bir arabamız ya. Pek yakında arkadaşlar. Azıcık kaldı ya. 3-4 ay sonra ben de bir tane güzel bir şey çekeceğim altıma. Neyse. Şimdi arkadaşlar kursa gidiyorum. Almanca kursuna. Almanlar tarafından eğitileceğim biraz. Eğitim göreceğim. Kendi kendime gaza getirdim döner yiyeceğim diye öğlenliğin. Ne dönermiş değil mi? Anası satayım. Ya içimde kaldı. Oğlan gözlüyüm ya. Bizde öyle derler. Hani oğlan gözü aklına bir şey getirdi mi yiyecek. Öteki türlü kısır kaslı kalıyormuşuz. Ben oha nasıl satayım? Korkuya bakar mısın? Kısır kalır yoksa saçma tabii. Nasıl kurs yerinde göstereyim mi size biraz arkadaşlar? Merak ediyor musunuz? Sonuçta valla siz de geleceksiniz yani. Bu kurslara siz de gideceksiniz. Hele ki Almanya'nın son dönemlerinde yeni çıkardığı yasalarla birlikte tam bir şey olacak, Almanya göç memleketi olacak. O kadar fazla şey alacak ki. İşçi alacak ki. Şimdi arkadaşlar bana bazılar diyor ki sen gerizekalısın diyor. Sen diyor eğer ki o kadar işçi gelirse senin bir değerin kalmayacak. Çünkü arz talep meselesi. Şimdi arkadaşlar liberyan politikalara güveniyor olmam, serbest piyasaya güveniyor olmam aslında bana şunu diyor. Almanya devleti öyle bir üretken devlet ki buraya ne kadar işçi gelirse gelsin bu aynı zamanda bu ekonomiyi daha da yükseltecek. Daha da çok yükselen ekonomide işçi açığı daha da fazla olacak. Yani eleman daha fazla değerli olacak. Bak biraz libertarian ekonomileri araştırdığınızda bu hep böyle olmuştur arkadaşlar. O yüzden bundan dolayı herhangi bir şekilde endişe duymuyorum. Ve şu da var. Endişe dursam ne olur ki? Şimdi bizim toplumumuzda şöyle bir şey var. Bir şey işte kötü gibi geliyorsa sana bununla mücadele et. Ben tam tersi, bir şey kötü dahi olsa İngilizler demişken fit in. Burada kendi pozisyonunu koru. Anladın mı? Yani burada bir güruh gelecekse abi niye bu güruh benim toplumumdan olmasın? Niye benim diasporam güçlenmesin burada? Anladınız mı arkadaşlar? Kendi pozisyonunu koruyorsun burada yine. Evet, kartlar yeniden karılır. Dadali kardeşiniz o masada yerini alır. Evet arkadaşlar, artık okula geldim. Arkada kayak yapan çocukları görüyorsunuz, basket oynayan çocukları görüyorsunuz. Burası da bizim okul. Evet, biraz da sınıftan bir şeyler çekeriz. Hadi bakalım, iyisiniz yine. Die rote Bluse. Die Jacke mit das. Evet arkadaşlar, okul bitti. Gün de bitti. Bundan sonra artık eve gideceğim. Burası bir Alman lisesi arkadaşlar. Burada ergen gençler gün içinde ders alıyorlar. Biz de akşam kursa geliyoruz. Almanca öğreniyoruz. Eğer ki bu videoyu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Bu videoyu izlediğiniz tarihte ben İtalya'da tatilimi yapıyor olacağım. Bana bol eğlenceler. Size de iyi günler, iyi akşamlar ya da.